Söz isterseniz size vermeyeceğiz Sayın Demir, ona göre söyleyebiliriz. Çünkü siz bütçeyle ilgili görüşlerinizi açıkladınız 10. maddede. Buyurun. Sayın Nafiz Baysal. Sayın Yüma Başkanı, Sayın Oda Başkanı, sevgili meslek odalarının sayın yöneticileri, çok saygıdeğer sayın seçmen meslektaşlarım. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Sayın seçmen meslektaşlarım, ben iki yönetici meslektaşlarımızın konuşmalarını duyduktan sonra konuşmanın şeklini değiştirmek zorunda kaldım. Ben Çağdaş Demokrat Grubu'nun aktif bir seçmen üyesiyim. Ancak tatlı Çağdaş, tatlı Demokrat bir seçmen meslektaş değilim. Tamamen çok acı Demokrat, çok acı Çağdaş, bir seçmen meslektaşım. 23 yıldan beri Çağdaş Demokrat Grubu listesinde meslek odamızın başkanlığına, meslek odamızın yönetimine, meslek odamızın kurullarına seçilmiş hiçbir başkana da, hiçbir yönetim kurulu üyesine de, hiçbir diğer kongresine de biat etmemiş, ensar tutmuşta geçmemiş, bir seçilmiş meslektaşım. Sayın meslektaşlarım, Sayın Mevlüt Akbay'la, sevgili dostum, sevgili arkadaşım, Sayın İbrahim Kuruzoy'u konuşmasını dinlerken bu üç yıl içerisinde yavrum herhalde ben hem Sayın İbrahim Soylu hem de sevgili Nevzat Bey'in yerine yönetim kurulu üyesiyim. Bu iki meslektaşımız da benim yerine seçmen meslektaşları. Sevgili Nevzat Bey'e politikanın dışında bu türlü her şeyi konuşalım. Zaten siz politikanın içindesiniz. Politikanın danışmasını yapıyorsunuz. Geçen sene bu kürsüde Sayın Uzoy demişti ki eğer ben seçilirsem KDV'yi %8'e indiriyorum. Hani bir söz var. Allah köyden istemiş bir göz. Kul köyde kul Allah'tan istemiş bir göz. Allah da köye demiş iki göz. O kadar çok sevdik ki nasıl olsa Sayın Uzun 4 yönetim kurulu üyesi de o da yönetimin ortağı oluyor ve dolayısıyla da kadın oranları %18'den %8'e düşüyor. Şimdi sayın arkadaşlarım ben aktif bir olduğumu söyledim. Seçim çalışmalarında da şu anda Ankara Çağdaş Demokrat Grubu'nun seçim çalışmalarına katıldım. Katılmak da benim en doğal hakkımdır, demokrat hakkımdır. Ancak şimdi bazı aday meslektaşlarımız bizim diyor siyasi iktidarla ilişkilerimiz çok iyidir. Eğer diyor biz iktidar olursak diyor işte yine KDV'yi %18'e indirirler. Beraberse BMW'yi tek BMW'yi indirirler. Haksız rakabeteyi indirecek. Peki, şimdi soruyorum ben bu meclis meslektaşlarına. Siz zaten iktidar olarak sporcanızsınız. Yani şimdi illa bu dediklerinizi yapabilmeniz için içinizden birinizin mutlaka ve mutlaka oda başkanı olmanız gerekiyor. Ya da siz siyasi iktidarın, sayın başbakanın, sayın maliye bakanın, bütün maliye, bütün bakanlar kurulunun acaba okul arkadaşı mısınız? Asker arkadaşı mısınız? Sınıf arkadaşı mısınız?
siyasi iktidar, hiçbir siyasi parti, herhangi bir mezhebi kuruşu, herhangi bir başka siyasi örgütü, herhangi başka bir devlet ne arkadaşıdır, ne dostudur, ne de ahabidir. Sayın seçmen meslektaşlarım, yarın seçim vardır. Lütfen sandık başına gelelim. İddialı kesinlikle kullanmayalım. Ve vicdanlarımızla, cüzdanlarımızla sıkışmayalım. Özgür irademizle, onurumuzla, şerefimizle, hasretimizle oylarımızı kullanalım. Geçen sene olduğu gibi 2+2+2 tabi sandıkta ne sıkıntı gibi 3+2 her neyse Çağdaş Demokrat Grubu oylarımızla nasıl ki geçen sene nasıl ki zor edilen olsa iki grubu zor edilen olsa sandıkta birleşmişler. Bu senede bu 4 listeyi oylarımızla zor bir şekilde sandıkta birleştirelim. Belki o zaman hakikaten başına gelir. Ve bu meseleyi özellikle de 5 aday meslektaşları gibi açın. Bu orta yaş ya da benim yaşımda olan meslektaşlar, yani hep biz biliyoruz, sürekli aday olmaktan da sürekli seçimlerden de kesinlikle yorumluyorlar. Bir arada kurumlarına, meslek odamızın bilendiğine aday olan bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Kendilerine sevgilerimi, saygılarımı duyuyorum. Ve bu şekilde bu konuşmalar metniyle, Sayın Ekmek'in Keleş'e veriyorum. Çünkü bu konuşma metnin tamamı Sayın Ekmek'in Keleş'e kan kası olan Sayın Ekmek'in Polat Aymış.